الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن إنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıymetli dostlar, İmam Şafii Hazretleri bir ara Mekke'den kalkıp Medine'ye İmam Malik Hazretleri'ni ziyarete gider. Sıhhatli hadisleri muvattağında toplayan büyük müçtehidi yerinde ziyaret etmek ister. Medine'ye gelip de kapısında görüşmek için izin isteyince gelen cevap düşündürücü olur. Bir müşkülünüz varsa sorun, cevabı verilsin. Yoksa imamın görüşme günü değil, boş vakti yoktur. Mekke valisinden bir mektup getirdiğini söylemesi üzerine dışarıya çıkıp bir iskemle üzerine oturan İmam Malik Hazretleri genç misafirin uzattığı mektubu okurken bu mektubu size getiren Muhammed bin İdris Eş-Şafii genç alimlerimizdendir cümlesine gelince hemen ayağa kalkan İmam Hazretleri Sübhanallah der. Resulullah'ın bayrağını dalgalandıran zat da mı bizimle görüşmek için araya vasıta koyacak?
Hemen kalkıp İmam Şafii'yi kucaklar ve genç imamı alıp odasına götürür. İmam Şafii'ye ancak bundan sonra vakit ayırır. Genç imam, büyük müçtehidin vaktini böylesine dikkatli ve titiz şekilde kullanmasına hiç şaşırmaz. Çünkü kendisi de Mekke'den Medine'ye doğru yola çıktığında arkadaşlarından hemen geriye kalarak Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye başlar. Medine'ye gelinceye kadar da yol boyunca tam 16 hatim okumaya muvaffak olur. Yolda geçen vaktini bile boşa harcamaktan böylesine bir dikkatle kaçınır. Hem yol yürür hem de hatim okuyarak nakitten de kıymetli vaktini değerlendirmiş olur. Ancak İmam Malik odasına alıp vakit ayırdığı genç misafirine hemen şu teklifi yapar. Hazırladığım şu hadis kitabı yani Muvatta'yı bir okuyayım da dinle. Böylece vaktimizi de değerlendirmiş olalım der. Genç imamın cevabı ise ondan geride değildir. Efendim der, siz zahmet buyurmayın. Ben okuyayım da siz dinleyin. Ben değerli kitabınız Muvatta'yı Mekke'deyken ezberleyip de gelmiştim huzurunuza. Ve İmam Şafii Rahimeullah müellifin huzurunda kitabını ezbere okur. Böylece o da vaktini tam değerlendirerek ezberlediklerini kitabın sahibine kontrol ettirmiş olur. Evet kıymetli dostlar, onlar nakitten de kıymetli buldukları vakitlerini işte böyle değerlendirmiş, değil bir iki saat, belki bir iki dakikayı bile boşa geçirmekten titremişlerdi. Sonunda da ilim ve irfan yolunda erişilmez yüceliklere ulaşmışlardır. Hasan-ı Basri Hazretleri sahabe-i kiramın halini şöyle anlatır. Ben öyle insanlara ulaştım ki sizin elinizdeki altın ve gümüşü koruduğunuzdan daha fazla vakitlerini koruyor ve boşa harcamaktan sakınıyorlardı. Sizden biriniz nasıl ki iyi bir kazanç getirmeyen yerlere altın ve gümüşünü harcamıyorsa onlar da zamanlarını öyle titizlikle koruyor, bir tek nefesi dahi zahi etmiyorlar. Vakitlerini Allah'a itaatin dışında asla kullanmıyorlardı. Efendim, Kardelen TV ekranlarında Cuma'nın Bereketi programıyla huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan emekli il müftüsü Halil Korkut hocamla inşallah zamanı ve zamanı değerlendirmeyi, zamanın kıymetini konuşacağız. Ancak hocamdan önce Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunan Mehmet Yılmaz, Palandöken Müftülüğü Köşk Camii Müezzin Kayyum hocamıza ayrıyeten teşekkür ediyoruz. O güzel sesiyle gönlümüzü daha programımızın başında hoş eyledi. Hocamızın sesini, sadasını Allah Celle Celaluhu var eylesin. Amin. Kıymetli hocam hoş geldiniz, safalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız kıymetli hocam? İyisiniz. Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hocam malum programımızın konusu zaman. Şöyle zamanı da iyi değerlendirmek adına inşallah size zamanın kıymetiyle, zamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile alakalı birkaç soru yönelteyim. Kıymetli hocam, eşref-i mahlukat olarak yaratılan insanın belki de en fazla ihmal ettiği, kıymetini bilmediği konulardan bir tanesi malum haliniz zaman. Aynen. Kibari kelam veya kelam-ı kibar gibi ayrıca bir söz de var. Büyükler vakit de nakittir diyorlar. Bu minvalde sayın hocam sohbetimize şöyle bir soruyla başlayayım. Kur'an ve sünnete göre kıymetli hocam zaman nedir? Tüm dünyevi işlerden daha önemli olan bu zaman kavramını nasıl açıklarsınız? Zamanı nasıl değerlendirmeliyiz kıymetli hocam? Müftefendi, zaman tabii bugüne kadar takdir edilmiş, değer verilmiş, en kıymetli bir meta olarak görülmüş. Zaten öyledir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zamanla ilgili ayetler var. Resulullah Efendimiz'in beyanları var. Bunlarla zamana bakacak ve zamanın değerini
bizi izleyenler kardeşlerimize bir nebze olsun aktaracak olursak, mesela Kur'an-ı Kerim'den bir örnek, herkesin ezbere bildiği namaz surelerinden biri olan Asr suresinde Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim vel asri innel insane lefî husrin, asra yemin olsun ki insanlar ziyandadır. Buradaki asırdan maksat birçok beyanlar müfessirler tarafından ileri sürülmüş ama en çok üzerinde durulan nübüvvet asri ve Resulullah Efendimizin peygamberliğinin ihtiva ettiği asır. Yani Efendimizin peygamberliğinden kıyamete kadar geçen bu zamana has etmişler. Ve bu zamana Allah Zülcelal Hazretleri kullarının dikkatini çekmek için yemin ediyor. Vel asri, asra yemin olsun. İnnel insane lefî husrin, insanlar ziyandadır. Nasıl ziyanda? İlla ziyanda değiller. Ellezîne âmenû ve amelüs sâlihâti. Evet hocam. İnanan ve ameli salihe ile meşgul olanlar ziyanda değiller. Geri kalanları ziyandadır. Evet. Ömür sermayesini tüketiyorlar. Yani Allah'ın rızası ve insanlara hizmet doğrultusunda kullansalar onu değerlendirmiş olacaklar. İşte Rabbimiz onu illadan sonra buyuruyor ki inanan ve ameli salihe ile meşgul olanlar kârdadır. Onlar ziyanda değildir. Değillerdir. Evet hocam. Burada iman ve ameli salihe'den sonra iki madde daha zikredilmiş. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabri. Birbirlerine hakkı, en doğruyu tavsiye edenler, onu hem yaşayan hem de yaşatanlar. Evet. Bir de sabrı tavsiye edenler, onlar kârdadır, ziyanda değildir. Namaz surelerinden biri olan ve bizi dinleyen kardeşlerimizin de birçoğunun da ezberinde bulunan bu sure Asr suresi. İşte bu şeyleri bize hatırlatıyor. Evet. Ancak sabır hayatımızla iç içedir. Yani sabırsız hiçbir şey olmaz. İlim elde etmek isteyene sabır gerek. Doktora sabır gerek. Hastaya sabır gerek. Ki o ilaçları kullana sabırla neticeyi bekleye, şifayı bekleye. Evet. Şifayı veren Allah'tır. Öbürleri vasıtadır ama işte sabır lazım. Sabır çalışana gerekli. Yaptığı işi güzel yapanı Allah sever. Efendimiz öyle buyurmuş. Evet. Ama o işi güzel yapması için sabır gerek. Talebeye sabır, öğretmene sabır. Ev halkına, karı koca arasında bunlara da sabır. Ve sabır herkese lazım. Evet. Bunun için sabır bizim hayatımızla iç içedir. Sabrı göz önüne alır ve sabırlı hareket edersek o zaman zaman israfı da yapmayız. Zamanın kıymetini de o şekilde biliriz. Bilmiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuş. Beş şey gelip çatmadan evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Bu beş şeyin içerisinde zaman var. Evet. Biz onun yani önemini anlatacağız ama yani diğer dördünü de dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Buyurun hocam. Bir, yaşlanmadan evvel gençliğin kıymetini bilmeli kişi. Çünkü gençlik çok değerli bir zaman dilimlerinden. Bunu değerlendirecek, kıymetini bilecek. İki, sağlığın kıymetini bilmeli. Hasta olmadan evvel sağlığın kıymetini kavramalı ve bilmeli, korumalı. Üçüncüsü, fakir olmadan evvel
zenginliğin kıymetini bilmeli. Eğer Mevla kullarından birine lütfetmiş, ona dünya malı ihsan etmişse, onun da kıymetini bilmeli, değerlendirmeli. Dördüncüsü, asıl bizim üzerinde duracağımız madde ve ferarake gable şuglik. Darlığa düşmeden önce boş zamanın, geniş zamanın kıymetini bilmeli. Sonuncusu, ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bilmeli kişi. Birçoğu hocam zamanla alakalı. Evet, yani beş maddenin hemen hepsi zamanla alakalı. Şimdi dördüncü madde olan darlığa düşmeden evvel geniş vaktin kıymetini bilmeli. Evet. Zannediyorum bu cuma günü okullar tatil olacak. Evet. Genelde bu yavrularımıza Allah başarılar vere. Amin. Tabii karnelerini de çalıştıkları şekilde iyi almayı beklerler. İnşallah iyi alsınlar. Amin. Yalnız benim gençlerde ve talebelerde gördüğüm ders çalışma azlığı. Yani cep telefonu bunları çok meşgul ediyor. Cep telefonu faydasından daha çok zarar getirdi bize. Bazen öyle aklıma geliyor diyorum. Çok güzel bir nimet bu cep telefonu ama keşke de olmayaydı diyesim geliyor içimden. Neden? Çünkü gençlerimizin ve çocuklarımızın zamanını alıyor, çalıyor. Evet. Yani diyelim. Peki bunun sebebi neden böyle oldu? Daha 2 yaşındayken, hatta 1 yaşındayken çocuk ağlamasın diye annesi telefonu çocuğun eline veriyor. Çok kötü bir alışkanlık bu bizde. Şimdi çocuk annenin elinde gördüğü her şeyi ister. Bıçağı ister, kibriti ister, efendim işte bir şey tokurken cağı ister ama anne bunları vermiyor. Niye? Diyor ki cağı gözüne batırır, kibritle yangın çıkarır, bıçakla elini keser. Ama telefonu veriyor. Aslında telefon bu üçünden de tehlikeli. Çocuk elini kesse belki 1-2 gün sonra iyi olur ama bu cep telefonu çocuğu öyle bir alıp götürüyor ki çocuk onunla uğraşa uğraşa artık gözleri bozuluyor, dengesi bozuluyor. Efendim onun hassas beyninde bir sürü olumsuz gelişmelerin olduğunu doktorlar da söylüyor yani. Gerçek hayatla da ilişkiyi evet. Kesiyor hocam. Sanal bir aleme geçiyor. Ve şimdi işin diğer bir tarafı Müftü Efendi, bu çocuk ağlamasın diye telefonu veren anne ona öyle bir zarar vermiş oluyor ki belki de o çocuğun bir ihtiyacı var ağlayacak fakat telefonla meşgul olduğu için daha da ağlamıyor. Dolayısıyla acılığını da hissettirmiyor. Belki altını kirlettiğini de hissettirmiyor. Telefon olmasa hissettirecek. Evet. Böylece bu küçük çocuklara telefon verilmesini ben üzülerek yani böyle diyorum keşke bunu vermeseler. Ağlasın, çocuk ağlasın ki ağlayarak ihtiyacını hissettire. Yani bir şey istiyorsa veya onun bir rahatsızlığı, bir yerinde bir ağrı varsa onu ağlasın ki hissettirsin. Ama verdin telefonu, çocuk ne ağlıyor ne de bir şey. Bütün arzuları da içinde kaldı. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zamanla ilgili ayetler var. Mesela örneğin Estağfirullah İza tedayentum bideynin ila ecelin müsemmen fektubuhu. Siz birbirinize borç verdiğiniz zaman belirli bir zamana kadar böyle bir borç verdiğiniz zaman onu yazın diyor Mevla. Burada zamanın önemine değinilmiş oluyor. Belli bir zamana kadar. Yani o zaman kaybolmasın, değerlensin. Onu yazınız diye Rabbimizin fermanı var. Evet. Şimdi insan hayatında böyle bir devre olarak düşünecek olursak bir çocukluk devresi, evet. 2 gençlik, 3 olgunluk, 4 yaşlılık yani ihtiyarlık. Yani daha fazla devrelere de ayrılabilir ama bu 4 ana devreler yetiyor bunlar. Bize. Evet. Yetiyor.
Şimdi çocukluk dönemi az evvel anlattığım gibi bu cep telefonuyla falan heder edilmemeli. Çocukların eğitimi işte 6 yaşında başlıyor. Şükür Mevla'ya Diyanet İşleri Başkanlığımız 4-6 yaş grubu çocukları da mesela bunlar öğrensinler diye okullar açıldı. Geçen hafızlık merasiminde küçük bir çocuk, siz de oradaydınız. Evet. Ortalıkta gezerken onu orada değerlendirdiler ve çocuk orada Elemtere'yi okudu. Evet. Yani 4-6 yaş grubundan bir çocuk. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınız 7 yaşına gelince namazla emredin, öğretin, 10 yaşına gelince de namaz kılmalarını sağlayın buyurmuş. Ne güzel, namaz dinin direği. Namaz varsa her şeyi var. Bunun için namazı çok önemseyerek bunu bir vazife olarak, Rabbimizin bize verdiği şerefli bir vazife olarak düşünmeliyiz. Onu kavrayarak kendimize de çocuklarımıza da onu yansıtmaya gayret göstermeliyiz. Evet. Şimdi gençlik çağı ikincisi. Tabii gençlikte birçok şeyler öğreniliyor, okullar başlıyor. Efendim güç kuvvet yerine geliyor. Gençliği güzel kazanmalı. Yani çocukluktan gençliğe. En önemli gençliğe, zaman dilimi değil en mi? En önemli zaman dilimi gençlik. Şimdi gençlik biraz heder ediliyor zamanımızda. Yani sporda lazım, tahsilde lazım, efendim bilgide lazım, hepsi lazım. Ehliyet almakta lazım, çeşitli dallarda ders almak lazım. Yani bilginin kötüsü olmaz. Evet. Bilgi dağarcığını doldurmalı derdi eskiler, hocalarımız. Bilgi dağarcığını dolduracak. Bilgi her zaman her yerde lazım. Bilgili insan değerli insandır. Yani altın kadar kıymetlidir bilgili insan. Eğer kişi zekasını, bilgi dağarcığını bilgiyle doldurmadıysa o surete insandır ama içi boş. Evet. Yani içi boş. Bundan toplum faydalanamıyor. Kendi bile faydalanamaz. Toplum nereden faydalanacak? Evet. Şimdi bunun için yani gençlik, büyüklerimiz, hocalarımız bu çocukluk ve gençlik yaşını önemsemişler. Mutlaka bunu değerlendirilsin, değerlendirilmelidir diye bize tavsiyelerde bulunmuşlar. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bu çocukluk ve gençlik çağı iyi değerlendirilirse zaten olgunluk çağına atacağı adım da zaten olgunlaştı. Evet. Ama çocukluğunu ve gençliğini değerlendirmeyen olgunluk çağında da yani kal olmuştur, ham kalmıştır diyebiliriz. Evet. Bunun için bu olgunluk çağını da diğer iki çağda yani zirve yaparak hem çocuklukta hem gençlikte olgunluk çağına gelebildiyse ne mutlu. Sonra yaşlılık çağında artık dinlenme ve rahat etme, bir de kendinden küçüklere nasihat etme, onlara yön verme zamanıdır. Eskiden aileler bir arada olurdu. Zamanımızda bu imkan da biraz elimizden kaçtı. Aileler bölündü. İşte çeşitli sebeplerle birbirinden uzaklaştı. Yani dedesini tanımayan torunlar oldu veya torununu tanıyamayan, adını dahi bilmeyen dedeler oldu. Şimdi bunun sebebi nedir? Mesela eskiden çocuklara isim koyarken de büyüklere isim koydururlardı, dede, nene, işte onlar böyle isabetli bir isim koyarlardı. Şimdi bir bakıyorsun ki çocuğa isim koymuşlar, dede sonradan duyuyor ki çocuğun adı bu olmuş. Bunlar bizim yanlışlarımız, evet. Yani. Keşke evet, bunlar evet, böyle olmasaydı. Evet, şimdi bu konuyla ilgili
Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden de bakıyoruz böyle. Kendimize örnekler bulup alıyoruz. Mesela onlardan birisi men istevâ yevmâhu fehüve mağbûnun. İki günü eşit olan ziyandadır. Müslümanın bizim boş geçecek zamanımız yoktur. Bu dünyaya gelişimiz bir defa, bir daha gelmeyeceğiz ki. Artı geldik bu dünyaya ama ne kadar yaşayacağımızı da bilmiyoruz. O zaman bulunduğumuz ortamı değerlendireceğiz. Yarınımızdan emin değiliz ki. Yani bugün gördüğümüz bir insanı yarın göremeyebiliyoruz. Evet. Allah bütün kardeşlerimize, bilhassa gençlere hayırlı ve sağlıklı ömürler versin. Ama bunu değerlendirmemiz lazım. İki günü eşit olan ziyandadır. Evet. Biz günlerimizi bu şekilde değerlendirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuş. Hayrün nasi men dala ümruhu ve hasune ameluhu. İnsanların hayırlısı ömrü uzun ve ameli güzel olanıdır. Bir de tersi de bunun devamında var. Ve şerrün nasi men dala ümruhu ve sa ameluhu. Ömrü uzun olur ama ameli kıymetsiz olur. Ömrünün değerini bilmez. Yani bu hususta söylenen çok sözler de var. Büyük sözleri var. Mesela alimlerin sözleri var. Evet. Mesela onlardan bir tanesi diyor ki senetül visali sinetün ve sinetül firagı senetün. Ayrılmanın bir senesi bir an gibidir, gelir geçer. Yani evet. Beraber olmanın bir anı, bir yılı bir an gibi gelir geçer beraber olmanın. Ama ayrılığın da bir anı bir yıl gibi insana zor gelir. Evet. Evet. Bunlara tabii dikkat etmemiz lazım. Yunus Emre'nin mesela bu konuda bir öğüdü var. Diyor ki, boş yere geçirdim günü, ah ne deyim ömür seni, seninle olmadım gani, ah ne deyim ömür seni diye böyle dertlenmiş. Evet. Burada ya, bir araya girmek istiyorum hocam. Buyurun. Şimdi ömür dediniz, sormak istediğim aslında sorulardan bir tanesi de bu. Şimdi zaman dediğimiz mefhumun hocam belki de en kıymetli ayağı ömür sermayemiz. Aldığımız her nefes, geçirdiğimiz her saniye aslında ömrümüzden gidiyor. Kıymetli hocam bu minvalde ömür ve zaman arasında nasıl bir bağ kurabiliriz? Ömrümüz aslında önemli bir sermaye midir bizim için? Yoksa geçirilmesi gereken, işte nasıl geçirilirse geçirilsin şeklinde telakki edilmesi gereken bir iş midir ömür? Değerli hocam, israf dinimizde haramdır ama israfın en kötüsü ömür israfı. Ömür israfı. Yani evet. Keşke parasını israf etse de ömrü israf etmese. Para belki yerine gelebilir ama ömür yerine gelmiyor. Biz tam tersini giden yapıyoruz gün hocam. Gidiyor. Zamanımızda insanımızın da yani ömür israfını yaptığını görüyoruz. Evet. Keşke ömür de israf etmeseydi. Çünkü bilmiyor geride ne kadar var. Yüce Mevla hepimize, bilhassa gençlerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler versin. Amin. Bizi dinleyen, televizyonları başında bizi dinleyen kardeşlerimize de sağlıklı ömürler versin. Amin. Ki onu da değerlendirirler inşallah. Şimdi yine Kuddüs-i Merhum'da demiş ki, giden günler geri gelmez, bu demler hep geçer kalmaz. Çalışmayan murad almaz diye bunu dile getirmiş. Sonunda diyor ki gönül Kuddüs'e yar ol ki Mevla'ya olalım kul. Kişi sahile alır yol. Gönül sana demedim mi diye bunları böyle tekrar almış. Bize nasihat, yani bunlar bize nasihat. Evet hocam. Şimdi benim kıymetli dinleyicilerime, dinleyenlerimize şunu duyurmak isterim. Hayatın merkezinde sabır olmalı. Sabır varsa her şeyi kazanılır.
Ama sabır yoksa hiçbir şey kazanılmıyor. Evet. Onun için sabır bizim için önemlidir. Onu değerlendirmesini de bilelim. İlim okumak için sabır lazım. Nesihat dinlemek için sabır lazım. Yani doktora sabır gerek, hastaya da sabır gerek. Yani sabır herkese, her insana ve her zaman lazımdır. Evet. Onun için sabrı değerlendirelim ve kıymetini de bilelim. Şimdi bir de şöyle bir şey söylenmiş. Beraber geçince zaman, sevdiğinle ruberu, bir gün olur bir dakika, istesen gelmez yeru. Yani sevdiğin kişilerle beraber olunca zaman çabuk geçiyor. Evet. Yani bir gün bir dakika gibi gelip geçiyor. Ama bunun bir de tersi var ki, yani sevmediğin bir ortamda zaman zor geçer. Biz genelde diyoruz ki sevdiğimiz insanların arasında olduğumuz zaman bu zamanı bir Allah'ın nimeti bilelim ve onu güzel şekilde değerlendirelim. Mesela şöyle bir güzel söz söylemişler. Evet. Kim söylemişse ben söyleyenini şu anda bilemiyorum da. Diyor ki el yevakitu teşteri bil mevakit vel mevakidu la teşteri bil yevakit. Şimdi yakut vakitle satın alınır ama vakit yakutla da satın alınmaz. Onun için zaman, vakit yakuttan daha kıymetli ama kıymetini bilenin yanında. Evet. Bazı insanlar görüyoruz, müteffendi, işte ne diyorsun diyor, zaman öldürüyorum. Hı. Kardeş, zaman öldürülür mü? Zaman senin düşmanın mı ki öldürüyorsun? Evet. Zamanı değerlendirmek lazım. Ama ben böyle acizane, yani bir insandan ne yapıyorsun? Zamanı değerlendiriyorum diyeni duymadım. Zaman öldürüyorum. Aslında kendini öldürüyor, haberi yok. Evet. Yüce Mevla gaflet uykusundan uyara cümlemizi de. Amin, amin hocam. Evet. Şimdi birisi de şöyle söylemiş. Zaman ahir, fesat zahir. Çok insan fitnede mahir. Uyarsan onlara bil kim, edersin kendini gafil. Gafil. Böyle bir şey söylemiş. Allah evet. Söyleyenden de yani razı olsun da. Evet, kıymetli. Şimdi biz zamanın kıymetini bilelim. Zamanı değerlendirelim. Zaman her zaman aynı kalmıyor. Yani akşam yatıp sabah kalkmayanları gördük. Allah gençlerimize sağlıklı evet. Uzun ömürler versin. Ama ilim yolunda yıpranan ömür çok değerli. Evet. Şöyle bir cümle kurdunuz hocam. Dediniz ki zaman yakutu kazandırır. Ancak yakut zamanı geriye getirmez ve kazandırmaz. Evet. Şimdi kıymetli hocam ömürden devam etmek istiyorum. Şimdi ömür dünyada, ahireti de aslında kazanmamızın en önemli basamağı. Zamanı ve ömürün bağlantısını kurduğumuzda kıymetli hocam, ömrün uzunluğu yahut kısalığı bu zamanla bir bağlantı içerisinde midir? Ömür uzar kısalır mı? Çünkü biz ömür dediğimiz bu sermayemizi Allah Celle Celaluhu'nun bize bahşettiği o zaman dilimi içerisinde kullanıyoruz. Ömrün süresinin dünyada yapıp ettiklerimizle kıymetli hocam bir bağlantısı var mıdır? Elbette var. En kıymetli sermayemiz ömür sermayesi. Evet. Ama onu değerlendirmede en çok zafiyetimiz ortaya çıkıyor. Evet. Adam sanki ömür yani böyle bir yığın efendim daha belki 100 yıl, 200 yıl yaşayacakmış gibi işin farkında değil. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın denilmiş buna. Onun için içerisinde bulunduğumuz zamanı değerlendirelim.
ömrümüzün kıymetini bilelim. Evet. Hani Yunus Emre yine diyor ya, boş yere getirdim günü, ah ne diyeyim ömür seni, seninle olmadım gani, ah ne diyeyim ömür seni diye böyle ömürden bahsetmiş. Evet. Tabii bu ömrün kıymetini bilelim. En kıymetli sermayemiz ömür sermayesidir. Ama cebimizdeki paranın ne kadar olduğunu biliyoruz da ömrümüzün ne kadar kaldığını bilmiyoruz ki. Onun için ömür sermayesine daha çok dikkat gerek. Evet. Yani asla ömrümüzü zayi etmeyelim. Onu değerlendirelim. Evet. Ve örnek olalım çevremizdeki insanlara ömrü değerleme konusunda. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde de buyuruyor ki: "Ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum vesbiru innallaha ma'as sabirin." Siz çekişmeyin birbirinizle, efendim sidallaşmayın. Evet. Hayatın kıymetini bilin. İlgiyi kesmeyin. Ve haset etmeyin başkasına. Evet. Siz çalışın, başkasına haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz diye hadis-i şerif böyle bitiyor. Evet. Yine bir şairin sözü olsa gerek, diyor ki: "Dahmül fedai ma'al adai diqatun ve semmül khiyadi ma'al ahbabi meydanun." Sevdiklerin arasında iğnenin deliği meydan olur. Ama sevmediklerin, düşmanların arasında Allah bırakmasın kimseyi. Evet. O zaman şu geniş feza bize çok dar gelir. Onun için hayatımızın kıymetini bilirken memleketimizin de kıymetini bilelim. Vatan sevgisi, hubbul vatani minel iman, herkesin ezberindedir bu. Vatan sevgisi imandandır. Vatanımızı sevelim. Allah bize vatan yokluğu göstermesin. Bayrağımızı sevelim ve büyüklerimizi sevip sayalım. Evet. Tabii dinimizi sevelim. Ama bizim elimiz altında olan çocuklarımızı, torunlarımızı da, onları da sevelim ve onları zamana göre yetiştirmeye gayret edelim. Evet. Çünkü onlar işlenmemiş cevher. Biz onları nasıl işlersek o şekli alırlar. Çocuklarımıza büyüklüğümüzü göstermemiz lazım. Evet. Evet. Evet kıymetli hocam, zamanın aslında çok önemli bir sermaye olduğundan bahsettiniz. Toparlayacak olursak kısaca, insanoğlu hepimiz için bu tabii ki geçerli. Belli bir zamana kadar o ömür sermayesini harcayarak farklı bir sermayeyi elde ediyoruz. Daha sonra da kazandığımız o sermayeyi harcayarak o ömrü, o sağlığı, sıhhati yeniden geriye kazanmaya çalışıyoruz. Aslında sizin de buyurduğunuz gibi o ömür sermayesinin kıymetini mutlaka bilmek gerekiyor. Çocukluğundan gençliğine, hatta olgunluk çağından yaşlılığına kadar her çağın kendine göre bir güzelliği, o ömür sermayesinin kendine göre bir kıymeti var. Şimdi biz sözü isterseniz bir Mehmet Hocam'a bırakalım. Kıymetli Hocam şöyle o güzel sesiyle bir kaside okusun, dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Kıymetli Hocam lütfederseniz bir ilahi bir kaside dinleyelim. Buyurun hocam. Beni benden cüda kılsan n'olur ya Rab, n'olur ya Rab, n'olur ya Rab, n'olur ya Rab. Hak yolu n'olur ya Rab, n'olur ya
Yalmaya versen var mı namusu kibru ar mı namusu kibru ar mı günde göstersen ya beste ilmidir ey kerem kani beste ilmidir bu kadar adlu hitabın bize bu kadar adlu hitabın bize recamız sana hoş değil midir recamız sana hoş değil midir emreder reca kitabın bize emreder reca kitabın bize rahmetin sabık gazap üstüne rahmetin sabık gazap üstüne herkes yüz tutar kendi dostuna herkes yüz tutar kendi dostuna al bizi ya Rab rahmin destine al bizi ya Rab rahmin destine olmasın kahre şitabın bize olmasın kahre şitabın bize lütfiye lütfet Kerem-i Kani lütfiye lütfet Kerem-i Kani fetheyle bize bab-ı Rahmani fetheyle bize bab-ı Rahmani gözlere göster şems-i gufrani gözlere göster şems-i gufrani Arş-ı ihsandan aç babın bize Arş-ı ihsandan aç babın bize Eyvallah kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Rabbim inşallah arşının kapılarını bizlere açsın. Biz de o kapılardan inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım. Ağzınıza, sesinize, sedanıza sağlık kıymetli hocam. Muhterem hocam, zamanı iyi değerlendirelim dedik. Sohbetimiz süratli bir şekilde devam ediyor. Yavaş yavaş vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bir iki şöyle darbı mesele inşallah kıymetli hocam sohbetimizi devam ettirmek istiyorum. Çünkü halk arasında çok fazla kullanılan darbı meseleler var. Şimdi biz sohbetimizin başında dedik ki insanların içerisinde kıymeti en az bilinen mefhumlardan bir tanesi zaman. Şimdi büyüklerin şöyle bir sözü var. Diyor ki zamanı öyle değerlendirin. O zaman hakkında öyle programlar yapın ki yarın vefat edeceksiniz diye size bir nidada bulunulsa hayat programınızdan değiştirmek zorunda hiçbir şeyi kalmayın. Yani öyle bir hayat yaşayın ki öyle bir program yapın ki hayatınızla alakalı yarın öleceğinizi bilseniz böyle bir nida gelse böyle bir haber gelse o hayat programınızdan hiçbir şey değişmesin diyor büyüklerimiz. Şimdi kıymetli hocam günümüzde birçok darbu mesel var. Az önce bir tanesine kısmen değindiniz. Mesela şu zamanı bir öldürelim diyoruz. Bu zaman öldürülecek bir mefhum mudur? Yine işte toplum içerisinde farklı bir olayla karşılaştığımızda işte çocuklarımızdan, gençlerimizden, komşularımızdan veya farklı bir olayla karşılaştığımızda zaman kötü diyoruz. Aslında burada zamanın bir suçu var mı? Yoksa o zamanı hakikaten şekillendiren bizlerde mi bir problem var kıymetli hocam? Bu darbe meseleler hakkında neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi zaman çok önemli tabii. Evet.
Ancak insanın çocukluk dönemi, gençlik dönemi, yaşlılık dönemi birbirinden farklı zamanlar. Bu zamanları değerlendirip birbirine karıştırmadan yaşayan insan akıllı insandır. Evet. Yani şimdi zaman en kıymetli bir metaımız bizim. Yani işte Yunus Emre galiba diyor, giden günler geri gelmez, bu demler hep geçer kalmaz, çalışmaya murad almaz diye. Evet. Böyle. Yani geri gelmiyor ki, ömür giden gidiyor. Bugünümüz gitti, bir tane eksildi. O bir daha yerine konulmuyor. Hayatımızın, ömrümüzün geride ne kadar kaldığından da belki bir saatini bile diyemeyiz yani. Mesela bizden birine deseler ki bir saat sonra burada mısın? Yani Allah izin verirse buradayız. Hep öyle diyoruz. Allah izin verirse. Bunun için zaman en kıymetli sermayemizdir. Adam bir de bakıyorsun işte diyor zaman öldürüyorum. Yahu zaman senin düşmanın mıdır da öldürüyorsun? Zamanı ihya et, zamanı değerlendir. Yani zaman öldürülmez, zaman düşman değil ki. Zaman bizim varlığımız, sermayemiz. İşte böyle ortalıkta söylenen sözler bazı kişilerin de efendim işte darbi mesel gibi kafasına yerleşmiş. Zaman mı kötü kıymetli hocam? Yoksa hayır, bizde mi problem değil. Var? Zaman kötü değil, problem bizde. Evet. Zaman en kıymetli sermayemiz. Yani nasıl öldürürüz onu? Evet. Zaman öldürüyoruz diye böyle yanlış söylenilen sözler var yani. Evet. Yine kıymetli hocam, zaman hızla akıp geçiyor. Şimdi biz hayat meşgalesi içerisinde kimi zaman anı yaşamadan zamanı malum kaybediyoruz. Bir de şöyle bir söz var. Yani ne olursa olsun şu an hayatın hızın içerisinde biz hız ve has çağını yaşıyoruz. Eğer sen zamana uymazsa, zaman sana uymazsa sen bu zamana uy da devam et. Şimdi bizler yeni nesil olarak, yani daha doğrusu genç nesil olarak zamana mı uyacağız yoksa zamanı kendimize mi uyduracağız kıymetli hocam? Sen zaman bize uymazsa biz zamana uymak zorunda mıyız kıymetli hocam? Hayır, biz zamana uymak zorunda değiliz. Evet. Zamanı değerlendirmektir bizim görevimiz. Yani zaman bir sermaye, ömür sermayesi. Evet. Asla yani boşa kullanılmamalı. En değerli varlığımız zamandır. Zamanı değerlendirenler daima bahtiyar olmuşlar, daima kazançlı olmuşlar. Ama işte zaman öldürüyoruz. Zaman düşmanın mıdır da öldürüyorsun? Evet. Bu söz halk arasında çok söylenmektedir yani. Evet. Bunun için zamanı değerlendirme konusunda büyüklerimizden, ustalarımızdan öğütler alarak, onları dinleyerek zamanımızı değerlendirelim. Ama şimdi bir yaşlının zamanıyla bir çocuğun zamanı aynı değil ki. Yani çocuğun altın çağı var mesela. Sonra gümüşe dönüyor, sonra cide bakıra dönüyor. Yani yaşlandıkça artık bir şey yapamaz oluyor, gücü kuvveti azalıyor ve topluma faydalı olamıyor. Ancak belki nasihatıyla, işte bilgi birikimleriyle bir şey söylerse, o da dinleyen olsa bari de söylese. Bunun için gençlik çağı altın çağ. Yani gençlik çağını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gençlerimize Yüce Mevla'dan yani hayırlı gelecekler temenni ederiz. Mevlam onların geleceğini hayırlı eylesin deriz. Çünkü gençlik bizim en kıymetli sermayemiz. Evet. Onun için gençleri severiz. Çocukları severiz. Onlar geleceğin sermayesi oldukları için. Evet. Yani evet, yaşlılara da hürmet ederiz, bizden yaşlılara. Ama gençler daha önemlidir. Gençliği elimizde tutmamız lazım. Onları iyi yetiştirmemiz lazım. Onların altın devresi olan o gençlik çağını büyükler olarak yönlendirme konusunda, elinden tutma konusunda
Yani gayret göstermemiz lazımdır. Tabii bu konuda Yüce Rabbimizden de diyoruz ki bizi muvaffak etsin. Çocuklarımızı yetiştirmeye, çocuklarımıza örnek olmaya bizi muvaffak etsin diyoruz. Evet. Şimdi insanların tabii böyle bakıyorsun yani elbisesiyle veya da efendim davranışlarıyla belki bir değerlendirmeye çalışsan seçemiyorsun. Yani büyüklerimiz öyle güzel ölçü koymuşlar ki mesela diyor demişler ki insanın iyisi, hayırlısı zor küsen kolay barışandır. İnsanın değersizi de kolay küsen zor barışandır. Ha, iki kelime insanı böyle özetlemiş. Ne kadar değerli sözler söylemişler. Biz de bu değerli sözleri hem tutacağız hem de bizden küçüklere, çocuklarımıza bunları aktaracağız. Yani kolay küsen, zor barışan olmayalım. Evet. Bugün duyuyoruz, babasından küsülü insanlar var, kayınpederinden küsülü insanlar var. Ya böyle hayat yani devam eder mi? Edemiyor işte, aileler kopuk. Dışarıda arıyor mutluluğu. Babasıyla rahat görüşmeyen, kayınpederiyle rahat görüşüp ondan fikir almayan, hatta hocasına bile saygısı olmayan insanlar yani çoğalırsa Allah bize yardım eder. Evet. Hocanın evet. Hakkı ana baba hakkından daha değerli. Biz bunları mesela çocukluğumuzda böyle öğrendik. Evet. Hocam bir şey dediyse babamın sözüne hocamın sözünü tercih ediyordum. Evet. Hocam dedi onun sözü olsun. Şimdi gençliğe bakıyorsun ki hocasına karşı biraz daha böyle ne bileyim yani samimi bir saygı ortamı gözükmüyor. Onun için Allah sonumuzu hayır ede. Evet. Yani niye böyle oluyoruz? Neden böyle oluyoruz? Demek ki bizi yani bu şekilde sürükleyen bir sebepler mi vardır? Ama nasihatı terk etmeyelim, ihmal etmeyelim. Bir evin büyüğü mutlaka onlara bir türlü nasihati noksan etmeyip onların elinden tutmalı. Evet. Evet. Evet kıymetli hocam. Bugün inşallah tabii ki zamanımızı da yavaş yavaş açtık. Programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Şimdi bugün sohbetimiz esnasında çok güzel darbu meseleleri sizden dinledik. Özellikle her çağın, her dönemin kendisine has bir özelliğinin var, bulunduğundan, evet. Bir güzelliğinin bulunduğundan bahsettiniz. Çocukluk çağı kendine güzel. O dönemin kendine has özellikleri var. Gençlik çağı zaten en güçlü olduğumuz, kuvvetli olduğumuz hem vücut sağlığımızın hem akli melekelerimizin yerinde olduğu bir dönem. Olgunluk çağı dediğiniz çağ o gençlik ve çocukluktan getirdiğimiz bakiyenin harcandığı bir çağ. Tabii ki yaşlılık çağı da bir nevi yaşın kemale erdiği, artık dünyanın farklı bir şekilde telakki edildiği, görüldüğü bir çağ. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki kıymetli hocam, zamanın hakikaten kıymetini bilmek gerekiyor. Çünkü geçen zamanın, geçen saniyenin, geçen anın artık geriye döndürülmesi pek de mümkün olmuyor. Allah Celle Celaluhu zaten sohbetinizin başında buyurduğunuz Asır suresinde zaten oraya işaret ediyor. Zamana, zamanın önemine. Hatta onu kullanma konusunda Allah Celle Celaluhu insanların bir ziyanda olduğundan, bir hüsranda olduğundan bahsediyor ki bu da aslında onun bize ne kadar kıymetli olduğunu bildiriyor. Kıymetli hocam vaktimizin artık sonuna geldik. Son sözlerinizi inşallah dinleyelim. Seyircilerimiz de sizin bu sohbetinizden müstefid oldular. Son olarak zaman hakkında kıymetli hocam, nasihat babında az önce dediniz ya, اَدِّينُ اَنَّصِيحَةُ din evet. Nasihattir. Nasihat babında neler söylemek istersiniz kıymetli hocam? Zaman kişinin en kıymetli sermayesidir. Eyvallah hocam. Yani keşke kimseye zarar istemeyiz ama parasından zarar etmesi, ömründen zarar etmesinden daha ağır değildir yani. Evet.
En kıymetli sermaye, ömür sermayesi zaman. Zamanı değerlendirelim. Zaman bizim için altından da kıymetli, mücevherattan da kıymetli. Bunun için zamana uy diye, zaman sana uymazsa sen zamana uy, bu pek makbul bir söz de değil. Evet. Yani ilme uyulur. Zaman eğer çığırından çıkmış bir zaman ise onu düzeltmeye gayret edeceğiz. Yani zamanı da biz değerlendireceğiz. Evet. Zaman yani diğer taraftan ömür demektir. Ömür. Ömür boşa harcanmamalı. Bir daha geri gelmiyor ki. Her giden gün ömürden bir tane ciddi takvimin yaprakları gibi. Ama asla onu bir daha o yaprağı yerine koyamıyorsun. Koysan zaten olmaz. Evet. Mecbur ertesi gün gündemde. Bunun için ömür sermayemizi çok güzel değerlendirelim. Bilhassa gençlerimize, çocuklarımıza örnek dede, örnek ana baba olmaya gayret edelim. Onlara nasihati asla noksan etmeyelim. Ancak nasihat yapacağımız zaman da ortamı güzel seçmemiz lazım. Yani çocuğu işte elinde bir şey efendim oynarken, koşarken gel işte belan nasihat, o anda nasihat edilmez. Yani bazen nasihatin da zamanını beceremiyoruz. Onun da zamanını iyi ayarlamak lazım. Çünkü hani büyüklerimiz işte demir tavında dövülür demişler ya. Evet. Şimdi çocuğun terbiyesi de, çocuğu eğitmek de belli zamanlarda, belli ortamlarda olmalı. Ve onu kırmadan, dökmeden, incitmeden severek ona bir şeyler vermeli. Ama işte bir olumsuz ortamda çoğu zaman torunlarımız yanımızda değil. İşte çocuklarımız görev gereği uzaktalar. Yani ulaşamıyoruz bir nasihat götürmek için. Ulaşamıyoruz. Bayramda çocuk geliyor. Yani onu artık o arada seveceğiz, boynuna sarılacağız. O arada nasihat etme bir devreden çıkıyor yani. Çünkü özlemişiz, o babalık dedelik sevgisi ağır basıyor. Evet, öyle yani. Ağır basıyor. Yani keşke yanımızda olsalar. Evet. İzinlerde işte ana baba ziyaret edilmeli ki oradan nasihat alına. Şimdi beni üzen bir şey de işte bakıyorsun bir yerde görevlidir, bir şeydir. İzinini alıyor, hadi bakalım bilmem falan yerlere efendim tatile falan. Ya kardeşim ömrü uzun olasıca. Annen baban yanına gel, dayın teyzen yanına gel. Onlarla bir haşir neşir ol. Onların sana aktaracağı bilgiler var, tecrübeler var. Bunlardan faydalan. İşte bunlar da hayatın yani olumsuzlukları. Evet. Alıp götürüyor bizi. Evet kıymetli hocam. Evet. Peki kıymetli hocam. İnşallah zamanı Rabbim bizlere güzel değerlendirebilenlerden bizleri eylesin. Amin. Çünkü o kıymetli zaman dilimlerini dediğimiz gibi bir defa kaybettiğimizde artık geriye almamız pek de mümkün olmuyor. Değil. Rabbim çoluğumuzla, çocuğumuzla, aile efradımızla, akrabayı taallukatımızla İslam üzere bir ömür yaşamayı bize nasip eylesin. Zamanı iyi değerlendirebilenlerden eylesin. Çünkü az önce de dediğiniz buyurduğunuz gibi insanlar paralarını kaybetmeyi göze alsınlar. Ama zamanı israf etmeyi hiç asla göze almasınlar. Almasınlar. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müstefid olduk. Güzel bir program oldu. Zamanın kıymetini sizden dinledik. İnşallah daha sonraki sohbetlerimizde sizi yeniden stüdyolarımızda ağırlamak isteriz kıymetli hocam. Tekraren hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Mehmet hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Rabbim sesinizi, sedanızı var eylesin. O Kur'an'ın gür sedasını inşallah bu ekranlardan daima duyurmayı nasip eylesin. İnşallah hocam, Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, Kardelen TV ekranlarında Cuma'nın bereketi programıyla huzurlarınızda olduk. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızda çeşitli kademelerde görev yapmış, en son Tunceli ve Bayburt İl Müftülüğü görevlerinden emekli olan kıymetli hocam Halil Korkut Beyefendi'yi stüdyolarımızda ağırladık. Hocamla zamanı ve zamanın kıymetini nasıl değerlendirilmesi gerektiğini konuştuk. Önemli olan
bir zamanın nasıl geçirildiği olduğunu hocamızın o güzel sözlerinden, darb-ı meselelerinden ve kelam-ı kibar dediğimiz büyüklerin sözlerinden dinlemiş olduk. Rabbim zamanı güzel geçirebilmeyi bizlere nasip eylesin. O Kur'an-ı Kerim'de "Vel asr innel insane lefî husr" yani insanlar husrandadır emrine veya sözüne muhatap olmayanlardan eylesin. Zamanı güzel değerlendirebilenlerden eylesin. Bu vesileyle kıymetli dostlar, sizlerin de Rabbim kalbinden imanı, evinizden huzuru eksik etmesin. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyorum.